Yanında iki küçük çocuğuyla birlikte süpermarkete giden kadın hızlı olacağını düşündüğü bir kasayı seçti. Ancak kasiyerin önündeki yaşlı bir kadına karşı davranışını gördükten sonra müdürle konuşmaya karar verdi. İki çocuk annesi Sarah Owen Bigler süpermarkete yaptığı ziyaretin hızlı olmasını umuyordu. Kocası hastaydı ve bu yüzden çocuklarıyla birlikte markete gelmiş, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde alacaklarını alıp çıkmak istemişti. Ancak kasada gördüğü şey onu bir yönetici bulmaya teşvik ettiğinde her şey değişecekti. Sarah sosyal medya paylaşımında tek bir müşteri olduğunu gördüğü kasaya yaklaştığını ve o sırada tek düşüncesinin bir an önce eve dönmek olduğunu yazdı. Ama sonrasında çok ilginç bir şey dikkatini çekti. Önündeki yaşlı kadın aldığı her bir parça ürün için ayrı bir işlem açtırıyor, ödemeyi tek tek hesaplayarak bozuk parayla yapıyordu. İşinin zannettiği kadar kısa sürmeyeceğini o an anlamıştı. Ancak kadının tuhaf isteklerinden daha ilginci kasiyerin ona davranışıydı. İsmail Gilbert adlı kasiyer genç yaşlı kadınla son derece yakından ilgileniyordu. Parasını saymaya yardım ediyor, nazik bir şekilde her işlemini özenle yapıyordu. İsmail yaşlı kadının bitmeyen isteklerine sinirlenmek yerine her seferinde "Evet hanımefendi" diye yanıt veriyordu. Sarah izlerken küçük kızının da bu tavrı dikkatle incelediğini fark etti. Bunun kızı için harika bir hayat dersi olduğunu, nezaketin değerini ona anlattığını düşündü. İsmail yaşlı kadınla işini bitirip Sarah'ın ürünlerini almaya başladığında sabrı için ona teşekkür etti. Ama asıl minnettar olan Sarah'ydı. İsmail'e, kendisine ve çocuklarına o yaşlı kadına yaptığı muameleyle sabır ve nezaket öğrettiği için teşekkür etti. Ancak takdirini gerçekten ifade etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyordu. Sarah Owen geç kalmış olsa da gitmeden önce müdürle görüşmek istedi. Ona çalışanının işini ne kadar iyi yaptığını anlattı. Ancak hikaye henüz bitmedi. Sarah'ın hem mağazada hem de daha sonra sosyal medyada İsmail'i övmesi genç adamın hayatını değiştirdi. Sadece viral olmakla kalmadı, haberleri çıktı, aynı zamanda hassasiyetinin bir avantaj olacağı yeni bir iş teklifi aldı. Artık kasiyer değil, yönetici olacaktı. Sık sık dar zamanlarda sürekli koşturarak ve yalnızca işlerimizi olabildiğince hızlı bir şekilde halletmek isteyerek günlerimizi geçiriyoruz. Bazen nezaket ve şefkatin değerli zamanımızın bir kısmından vazgeçmemizi gerektirdiğini hatırlamıyoruz. Ama biraz sabır, içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi bir hale getirmek için aslında çok değerlidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.